ilgilendiren bir durum olduğunu düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Bundan sonraki süreçte neler olacak? Bununla ilgili ilimizin hükümeti Sayın Valimiz yemek düzenleyeceğini beyan etti. Bununla ilgili de zaten 200 kişiye yakın sizin dediğiniz gibi arandığı söylendi. Ama kahvaltıya masadan 5 kişi geldi. Ve bunun haricinde de 2 kişi de Sulawesi Üniversitesi fondan vardı. Yani bununla ilgili karar Vali Bey'in, ilimizin mükemmelerini yani sonuçta biz bir şey diyemeyiz gelinmeyene. Biz her zaman destek bekleriz bu takıma. Sonuçta bu takım desteksiz gitmez. Ben de diğer, ya da diğer arkadaşlarla olacak bir iş değil bu. Şöyle söyleyeyim, Çorum'da Ahlatçı Çorum Spor 50 milyon verdi. İlimizde bununla ilgili olan dünya kadar ihracatçı firma var, büyük firmalar var. Bizi, beni 10 kere satın alacak firmalar var ama hiçbiri buraya 1 lira bile destek vermiyor. Buraya tek destek sadece Haluk Bey'in Ekure Tegre'den 2 milyon aldık ve bugün de İstanbul Ankara'daki bir iş adamından bir milletvekili 400 bin lira da bugün bir çek yolladı bize Haluk Bey'in vasıtasıyla. Yani başkanım bu katılım sağlanmaması hususunun üzerinde durmak istiyorum. Şimdi 205 katılım çok az bir katılım. Bu sizce iş adamlarının bir tepkisi midir? Yani Amasya Spor'a mı tepkililer, size mi, Vali Bey'e mi tepkililer? Ya bununla ilgili kararı ilim mükemmelleri versin. Bununla ilgili ben bir şey diyemem yani. Biz kime bir şey istemeye kalsak bizi dilenci konumuna koyuyorlar bu memlekette. Buraya kayyum sürecinde de ben 60 gün önceki kongrede de söyledim o zaman. Ben aday olmadım. Tamam, keşke biri çıkaydı. Benden önceki başkanlara da teklif ettiler bunu. Kimse kabul etmedi burayı. Ama bizim Amasya, içimizdeki Amasya Spor sevdası, Amasya Spor aşkı, Amasyalı olmamız bizi buraya gitti. Sonuçta biz buraya emek verdik geçen sene. Buranın da yok olmasını düşünemezdik. Bizi 5 kez satın alacak adamlara teklif edildi halde buraya gelip de kabul etmediler. Sabahki kahvaltıda katılım 5 kişi de demiştik. Burada bir destek sözü verildi mi? En önemlisi ticaret odası ve esnaf odası başkanları kahvaltıya katılım sağladı. Zaten bu gelen 5 arkadaş da geçmişti de bize bir miktar almıştı. İsimleri neler başkanım? Evet. İsimlerine gelince Murat Gencel, Nurtaş Market, Aspava Restoranı sahibi Kazım, Cuma Pencari, Fındık, Albaman Mermer, Ali Çolak, Enes Altınörgü vardı. Bunların haricinde de eski Merzimospor'un başkanı Mustafa Polat ve Suluva Sebat'ın başkanı Rahim Yük geldi. Yani destek amacıyla Amasya'ya. Peki ticaret odası başkanı ve esnaf odası başkanı herhangi bir destek sözü verdiler mi? İki abi yüzde oradaydı ama herhangi bir destek sözü çıkmadı onlardan. Yani verimsiz geçen bir toplantı. Peki Amasya Spor'un bundan sonraki akıbeti nasıl olacak başkanım? Yani sonuçta iyi bir takım kurduk burada. Sonuçta bu arkadaşların transfer peşinatları ödenecek. Umut ediyorum ki hafta içi bunları ödeyeceğiz, kapatacağız. Sonuçta kampa gideceğiz. Bununla ilgili çalışma da yapıyoruz biz. Ama buradan büyük bir destek olması lazım. Bu benle ya da yanındaki arkadaşlarla gitmez. Şehir bir bütün olursa gider. Önümüzde örneği var. Erba. Her türlü desteği aldı ve ikincilikte şu an transfer yaptı kampta. Tokat Plevni. Çok büyük rakamlar topladı. Şehrin bütünü destek oldu. Şu an kampta. Ama Amasya Spor nerede? Hala yerimizdeyiz. Yani sonuçta iyi oyuncularla anlaştık. İyi oyuncular geldi. Hepsi karakterli arkadaşlar. Bunların yanında 6 tane Amasyalı genci bu takıma kattık biz. Yani bunları düşünmek lazım. Sosyal bir olay olarak düşünün bunu. Sadece futbol olarak düşünmeyin. Futbolu sevmeyebilir bir insan ama burada sosyal olaylar da var. O şehre geliyor 10 binlerce insan maçı izliyor. O çocukların içindeki kıpırdığı hissetmek lazım. Ama bizim ilimizin büyük amiri, en büyük amirimiz Vali Bey çağırdığı halde ilimizin zenginleri buna kılı bile kıpırdamıyor. Toplamda ne kadar bir destek alındı, maddi destek? Destek burada kadar. Haluk vekilimizin artık vekilden de ziyade toplamda bize, yani, şöyle söyleyeyim, bize abi gibi yaklaşıyor. 2 milyon Ekur Entegre yolladı, 400 bin lira da Ankara'dan bir iş adamı yolladı. 2 milyon 400 bin lira? Evet, bunun haricinde hiçbir şey olmadı. Amasya Belediye Başkanı? Belediye Başkanımız buradaki maddi açıdan destek olmadı ama ilim buradaki işte çalışan arkadaşlar otobüsümüzü ve şu anda da sahamızı yaptırıyor. Peki otoparklar konusu vardı. Başkanım hepsini açıklarsanız. Otoparklarla ilgili bir tane otopark belediye bir tane özel idare verdi ama bize geçmedi henüz. Yani geçeceğini söylediler. Gelir şu an ama spora şey yapalım. Gelir yok. Gelir yok. Peki beklentiniz neler söylersiniz başkanım neler olacak yani? Ben beklentimiz hafta içi. Burada kalacak mı bu şekilde? Bu şekilde kalmaz. Hafta içi bu arkadaşlara bizim ödemelerimiz var. Evet. Şehir bir bütün olup bunları ödememiz lazım. Eğer hepimiz bu coşkuyu yaşayacaksak hep beraber olalım. Hep beraber olmayacaksak hiçbirimiz olmayalım. Birimiz olmazsak zaten bu takım kapanır.
Ben yine söylüyorum, benden önceki herkese teklif edildi bu. Ama ne yaptık? Amasya sevdası, Amasya aşkından dolayı bunu kabul ettik. Bana memlekette deli diyorlar, sen akıllı mısın diyorlar, buraya geldin diyorlar, bu kadar yükün altına. Ama bu yükün altına giriyorsak da memleket sahip çıksın bize. Futbolcuların düşüncesi ne? Futbolcu arkadaşlarımın düşüncesi, onlar antrenmanlarına devam ediyorlar. İnşallah hafta içi sorunları çözülecek ve devam edeceğiz. Peki bu kadar yaşanandan sonra bir başarı bekliyor musunuz başkanım? Tabii ki bekliyoruz. Her savaşın altında bir başarı çıkar. Biz Allah'ın izniyle bunları atlatacağına inanıyorum bu şehirde. Burada vekilimiz de, belediye başkanımız da, valimiz de herkes destek verecek. İnşallah birkaç gün içinde bu sorunları çözeceğiz. Sayın Başkan, bir sorum daha benim olacak. Kongre için neler söylemek istiyorsunuz? Kongrenin yerinin değişip değişmediğiyle ilgili bize bir bilgi verir misiniz? Kongre yarın saat 13'te Belediye Kültür Merkezi'nde zaten. Evet. Sorusu olan. Var mı? Bize gelen bilgi de başkanım, bir Amasya Oteli'nde diye bir bilgi geldi ama aslında genel olarak geldi ama kongre bildi. Aynı yerde saat 1'de Kültür Merkezi'nde. Başkanım, başka bizim soracağımız bir şey var. Ben şöyle söyleyeyim. Bugün şey Vali Bey kahvaltıya davet ediyor. Bu ilin mülkamiri. Evet. Herkes ya hasta ya dışarıda. Ama sonuçta burada bir ilin valisi var yani. Bir milletvekilleri var. İlin mülkamirleri burada. Bence onlara saygı duymak lazım. Bence kendileri gelemese bile, mazeret de bildirseler de şirket yetkilisi birini gönderebilirlerdi. Yani burada gerçekten üstünde durulacak bir durum. 200 davetli de 5 katılım gerçekten tabiri yerindeyse utanç verici bir durum. Ve ben bunun Amasya Spor'la alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani siz nasıl bir kanaatlisiniz bilmiyorum ama büyüklerimiz karar verir. Evet. Bence bu olayın büyükler tarafından çözülmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hüsnü'ye soru sorayım.